Tren rayları tıkılıp kalabilecek en kötü yerlerdendir. Üzerine bir tren geldiğini ve kaçacak zamanınız olmadığını düşünün. Ne kadar korkutucu olurdu. Ama neyse ki çoğumuz bu sahneleri sadece filmlerde görürüz ve gerçek hayatta tecrübe etmeyiz. Bu raylarda mahsur kalan kaplumbağanın ne kadar korkmuş olabileceğini düşünün. Trenler icat edildiğinden beridir, kaplumbağalar trenlerin en büyük kurbanlarından biri olmuşlardır. Ama bu sefer olay olmak üzereyken oradan geçen iki kardeş vardı ve raylarda mahsur kalmış bir hayvan olduğunu fark ettiler. Biraz daha yaklaşınca bunun büyük bir kaplumbağa olduğunu gördüler. Çocuklar onu kurtarmaya çalıştılar ancak korkmuş olan hayvan daha da heyecanlandı. Kaçmaya çalışırken daha da sıkıştı. Çocuklar bir tren gelirse diye iyice endişelenmişlerdi. Hemen yerel bir hayvan koruma kurumunu aradılar. Hemen bir ekip geldi ve el birliğiyle hayvanı bir sonraki trene birkaç dakika kala onu kurtarmayı başardılar. Kaplumbağa ise kurtulur kurtulmaz hemen raylardan uzaklaştı. Herhalde bir daha asla raylara yaklaşmayacaktır. Çocukların onu bulmaları büyük bir şanstı. Yoksa çok kötü bir sonu olabilirdi. İnsanlar ve hayvanlar arasındaki dostluk gerçekten inanılmaz. Bazen ağzı olup dili olmayan yardımımıza muhtaç hayvanlara olabildiğince yardım etmemiz gerekiyor. Hayvanların insanlara ettikleri yardımlar da azımsanmayacak kadar fazla. Ancak az sonra okuyacağınız hikaye, yardıma muhtaç bir hayvanın yardımına koşan bir hayvansever hakkında. Bir adam yolda yürürken sıra dışı bir şey fark ediyor. Kafasına kola tenekesi sıkışan kokarca çılgınlar gibi etrafta koşuşturuyor. Adam önce kokarcayı eliyle durduruyor. Daha sonra da yardım etmeye çalışıyor. Sonunda kokarca duruyor. Adam da kafasındaki tenekeyi çıkartmaya çalışıyor. Adam tenekeyi sıkıca tutarken kokarca da kafasını sallayarak tenekeden kurtulmaya çalışıyor. Uzun süren çabalar sonucu minik kokarca kafasına sıkışan tenekeyi çıkarmayı başarıyor. Kokarcanın kafasına tenekenin nasıl sıkıştığı tam olarak bilinmiyor. Ancak şu da bir gerçek ki hayvansever hayatında böyle bir olayı daha önce tecrübe etmemiştir. Birkaç saniye sonra kokarca arkasını dönüyor ve kuyruğunu sallayarak yoluna devam ediyor. Eğer yoldan geçmekte olan hayvansever olmasa zavallı hayvan muhtemelen hayatını kaybedecekti. Hayvanseveri ayakta alkışlıyoruz. Neyse ki dünyada hala hayvanseverler var ve yabani hayvanlara ellerinden geldiğince yardım ediyorlar. İnsanlarla hayvanlar arasındaki bağı bir kez daha tanıklık etmeleri için videoyu arkadaşlarınızla paylaşın.